Herkese günaydın. Gördüğünüz gibi bugün bir yoga stüdyosundayız. Aslında İstanbul'un merkezinde, yeşilliklerin göbeğindeyiz ama yine de burası oldukça büyük bir yoga stüdyosu. Yanımda da eğitmenimiz Yiğit Zırtıloğlu var. Birazdan bana yoga hareketlerini gösterecek. Aslında daha önce yoga hareketlerini sizlere göstermiştik fakat bugün farklı olarak hepsini bir kombin halinde ve bir grup olarak çalışacağız. Ve sanırım ilk olarak da güneşi selamlama pozisyonuyla başlayacağız. Değil mi hocam? Evet, başlayalım o zaman. Tamam, başlayalım. Siz de bizlerden ayrılmayın. Güneşe selamla başlayacağız. Ayaklarınız kalça mesafesi olsun. Ayak tabanlarının dış kenarları mitin uzun kenarına paralel. Bırakın kollar gövdenin kenarından sarksın. Ve aldığınız nefesi açın kolları gökyüzüne. Urdhvastasana. Nefes alırken bacakları biraz büyük katlan. Düşür başın ağırlığını. Uttanasana. İyice düşür başın ağırlığını. Eller yerde. Bacaklar bükük olabilir. Sıradaki nefesi açıl yarıyor. Bak ileriye doğru. Sağ ayağı kaldır. Gönderebildiğin kadar geriye doğru gönder. Sağ ayak parmak kökleri takılır. Sağ diz yerde. Ne zaman sağ diz yerleştirdin? Aç kolları iki yana. Kaldır kolları gökyüzüne. Bakışlar avuç içi arasında. Nefes alırken eller yere. Sağ diz yerden sıyır. Sol ayak geriye şınav pozitler. Kal. Yavaşça gel yere. Kalp göğüs kafesi yerde. Omuzları geriye doğru gönder. Ayak parmak uçları geride. Mini kobra kobra. Bhujangasana. Yavaşça gel yere yine. Tak ayak parmaklarını. Dört ayak masa. Buradan gönder kalçayı gökyüzüne aşağı bakan. Sağ bacağı kaldır tavana. Sağ ayak ellerin arasına. Süper. Sol diz yere. Harika. Sol diz yere. Buradan aç kolları iki yana. Kaldır kolları gökyüzüne, avuç içlerine bak. Nefes alırken eller yere. Sol dizi kaldır. Sol ayak gelsin metin önüne. Ve katlan düşür başını ağrını. Sıradaki nefeste kollar iki yandan açılsın. Urdhvastasana. Gökyüzüne doğru uza. Nefes alırken eller gelsin kalbin önüne. Sıradaki nefes alışından kollar gökyüzü. Nefes alırken katlan. Düşür başını ağrını. Demin sağ yaptık. Şimdi sol. Önce bak ileriye yarıyor. Sol bacağı kaldır. Geriye doğru uzat. Sol diz yere. Kaldır kolları. Gövdenin iki yanından aç. İyice uzat kolları. Beş parmak ucuyla gökyüzüne uzat. Nefes alırken katlan. Eller yerde. Sol dizi kaldır. Sağ ayak geriye. Şınav pozu. Yavaşça gel yere. Aç kalbi göğüs kafesi. Mini kobra. Al omuzları geriye doğru. İşaret parmak gökten yere bastır. Süper. Yavaşça yere. Tak ayak parmaklarını. Dört ayak sattangasın. Gönder kalçaya geriye aşağı bakan. Adho Mukha Svanasana. Sol bacak gökyüzüne. Sol ayak ellerin arasına. Sağ diz yerde. Harika. Sağ diz yere. Kaldır kolları gökyüzüne. Bakışlar ellerin arasında. Aç kalbi göğüs kafesini tavana. Eller yere. Sağ diz yerden sıyır. Sağ ayak metin önü. Katlan. Sıradaki nefese bak ileri yarıyor. Ve kalksın kollarla birlikte gövde. Kollar gökyüzüne. Nefes verirken eller gelsin kalbine. Bak. Şimdi biraz ayaktaki pozlarla devam edeceğiz. Kaldır kolları gökyüzüne, urdhvastasana. Nefes verirken katlan. Sıradaki nefesi açılıyor. Sağ ayağı gönderebildiğin kadar geriye doğru gönder. Süper. Ayak parmak kökleri takıl. Şimdi sol diz sol ayak bile üzerinde. Sağ ayağını birazcık daha öne doğru getir. Süper. Sağ topunu sola doğru devir. Harika. Sağ ayak tabanın dış kenarının zeminde kalsın. Birazcık daha öne doğru yutabilirsin sağ ayağını. Bana doğru, öne doğru. Evet, tamam. Şimdi hazır hissettiğinde gel, on parmağını yükselt kendine. Buradan gövde kalçanın üzerine doğru gelecek. Kollar iki yana açılsın. Bakışlar sol ayak parmaklarına ters savaşçı. Birazcık daha sağ ayak geriye. Sağ ayak, evet. Ters savaşçı için sağ ayak sağ bacağın üzerine, sol kol gökyüzüne. Sol bacak hep bükük. Şimdi dikkatini sol ayak parmak kökten getir. Sol bacağı da dümdüz yap. Buradan sol kalçayı geriye doğru gönder. Sol kolla camlara doğru uzan. Sol el yere. Sağ kol gökyüzüne. Harika. Yavaşça gel ortaya. Bük sol bacağın ikinci savaşçı. Sol bacak büküyorsun. Ters savaşçı bir kez daha. Bu sefer sağ elini getir. Sol kalça kırışından sol bele. Aç kalbi göğüs kafesine. İkinci savaşçı bacakları hiç değiştirme. Mükemmel. Sağ el bele. Sol kolla ileriye doğru uzan. Harika. Sol dirsek dizin üzerine. Çevir kalbi göğüs kafesini paralel yap.
Sağ kol kulağın arkasından camları doğru uzasın. Bakışlar sağ koltuk altından. Harika. Her iki ayakta mı yere bastır. Gel ortaya ikinci savaşçı bir abadrasın. Eller yere. Şınav pozuna. Sol ayak geri. Mükemmel. Gövde aynı anda kalçayla birlikte yere gelsin. Kaldır omuzları geriye doğru. Mini kobra. Kobra bucangasın. Yavaşça yere. Tak ayak parmaklarını aşağı bak. Süper. Sol bacak gökyüzüne. Sol ayak ellerin arasına. Harika. Sağ ayak gelsin metin önüne. Uttanasana. İyice bırak başını ağırlasın zemine. Sıradaki nefese kaldır kolları gökyüzüne. Nefes verirken katla. Diğer tarafta. Okey. Yorulduysan bunu geçelim. Okey. O zaman sol bacak geriye. Sol ayak parmağı köklere takılı. Sol topu sağa doğru çevir. Harika. Sağ topuktan düz bir çizgi çizine sol ayak tabanın iç kavisinde olmalı kontrol et. Sağ dizin hep ayak bileğinde. Buradan getir gövdeyi. Bakışlar sağ ayak parmaklarında. Ters savaşçı. İkinci savaşçı. Bir kez daha ters savaşçı. Süper. Şimdi sağ bacağını dümdüz yap. Sağ kalçayı geriye, sağ kolla camlara doğru uzan. Kal yarı yolda. Sonra sağ el dinlensin. Sağ yan üzerinde de gelebiliyorsa sağ el yere. Sol kolu gökyüzüne. Her iki ayak tabanı yere bastır. Gel ortaya. Sağ bacak bükük. İkinci savaşçı. Mükemmel. Ters savaşçı. Sol el gelsin sağ kalça kırışına. Belin arkasından. İkinci savaşçı. Şimdi sağ kolu ileriye doğru uzan. Sağ dirsek dizin üzerine. Sol kol kulağın arkasından camlara doğru. Avuç içi yere doğru dönsün. El parmak uçlarını camlara doğru uzat. Kulağın arkasına. Evet. Çevir kalbi göğüs kafasını gökyüzüne. Avuç içini de çevir yere. Sol avuç içi yere doğru çevirsin. Sol. Gökyüzündeki. Evet o. Kulağın arkasından gönder iyice. Yavaş yavaş gel ortaya. İkinci savaşçı. Eller yere. Sağ ayak yere şınav pozu plank. Gövde yere. Aç kalbi göğüs kafasını. Mini kobra. Yavaş yavaş gel yere. Dört ayak. Buradan gönder kalçayı topukları çocuk pozuna. Burada biraz dinlen. Aldığın ve verdiğin nefesleri keşfet. Sadece başını düşür biraz dinlen. Fark et nefes alış ve verişlerini. Varsa bir efor nefeslerde nefesleri özgür bırakmaya araştır. Ve ne zaman hazır hissettin? Gel bir kez daha dört ayak. Masa pozuna. Tak ayak parmaklarını. Gönder kalçayı gökyüzüne. Ters ve harfini aşağı bakan. Sağ bacak gökyüzünü. Kaldır iyice sağ bacağı. Sağ ayak. Evet. Sağ ayak sağ elin dışına gelsin. Yer gelmiyorsun. Süper. Sol dizleri. Şimdi sol eli 45 derece sola doğru çevir. Sağ ayak 45 derece sağ. Sağ kolu aç. Kalp göğüs kafası önce bana doğru paralel. Sonra çevir kalbi göğüs kafasını gökyüzüne. Dilersen sol dizi de yerden sıyır. Sol bacağı iyice aktif ve canlı yap. İşte bu. Yerle temasını keşfet. Omuzlar kulaklardan uzak. Sağ el yere. Gönder sağ ayağı geri aşağı bakan. V harfine. Sol bacak gökyüzüne. Sol ayak sol elin dışına. Süper. Sağ dizlere. Sağ ayak 45 derece. Sol ayak 45 derece. Sol kol tavana. Önce uza gökyüzüne ve yeryüzüne doğru. Yani sağ elin yere köklensin. Sol kol da iyice açılsın gökyüzüne doğru. Sonra çevir kalbi göğüs kafasını biraz tavana. Bele yüklenme ama üst omurgayı uyandır. Torasik bölgesini uyandır. Sonra dilersen sağ bacağı canlandır. Sağ bacak yerden sıyrılsın. Sağ diz. Sol el yere. Sol ayak geriye. Aşağı bakın. Bir topuk aşağı, bir topuk yukarı. Rahatlat bacakları. Dizler yere dört ayak. Gönder kalçayı topuklara çocuk pozuna. Yine kal burada dinlen. Bu sefer dirseklerin yerde. Eller ensenin arkasında birleşsin. Fark ettiğini aldığın ve verdiğin nefesleri. Ve varsa bedeninde bir efor hissi mümkün olduğu kadar bunu uzaklaştırmaya araştır. Bir itme çekme eylemi olmadan. Dikkatin yoğunluklar içerisinde kalsın. Ve o yoğunlukla mümkünse nefesle. Nefesle uzaklaştırmaya araştır bedeninden. Hazır hissettiğinde uzat kolları ileriye. Harika. Gel dört ayak masa pozuna. Tak ayak parmaklarını. Gönder aşağı bakan köpek. Adomukka. Bak ellerin arasına. Ellerin arasına bir ya da birkaç adımla yürü. Yarı yol. Uzun bir omurga. Nefes verirken katla. Sıradaki nefes açıl kollar gökyüzüne. Nefes verirken eller gelsin kalbine. Okey.
Eller kalbinde. Şimdi dikkatini sol ayak tabanı getir. Sol bacağı iyice köklen. Sağ bacağı bük. Sağ el, sağ ayak bileğinde. Ya dizin üstünde ya da dizin altında. Dizin üstünde kesinlikle dize temas etmesin. İstediğin bir yere yerleştir. Yatak eller kalçada. Ve sol kalça ile sağ kalça aynı hizada tutmaya araştır. Omurga uzun. Sol bacaktaki köklenmeyi başın tepesine doğru yat. Ama yeter ki çift taraflı uzamayı bul. Harika. Kaldır kolları şimdi gökyüzüne. Bir iki şahsına ağaç pozu, bu pozun ismi. Dilersen ellerin arasına bakabilirsin ama omuzlar kulaklardan uzak. Bir çift taraflı uzamayı bul. Hem yeryüzüne hem de gökyüzüne doğru. Harika. Eller kalbin önünde. Eller bele. Sağ ayak yere. Önce kaldırın kolları gökyüzüne. Nefes verirken katlan, düşür başın ağırlığını. Sıradaki nefese yarı yol açıl. Eller yere, ayaklar geriye. Bu sefer V harfini bul. Aşağı bakan köpek, Ado Mukka. Yavaşça dizler yere gelsin. Okey. Şimdi dirsekler yere. Dirsekler omuzların hizasında. Avuç içini birleştir. En alttaki serçe parmak kökünü al içeriye. Ve avuç içini yere iyice bastır. Bundan sonrasında ben birlikte yardımcı olacağım sana. Ve tam başın tepesine avuç için yumrukların önüne doğru yerleştir. Sonra tak ayak parmaklarını. Buradan kaldır kalçayı gökyüzüne. Hiç acele etme. Önce ayakları birazcık yürüt odanın önüne doğru. Süper. Sonra dikkatini. Diğer bacağı. Harika. Kal. Nefes almayı unutma. Ve hazır hissettiğinde gelsin ayaklarını yere. Yavaş yedik bacağına. Evet. Mükemmel. Yavaş yedik. Düş. Kalça topuklar da alın yerde. Okey. Yavaş yedik. Gel bir kez daha. Dört ayak. Satangası, masa. Tak ayak parmaklarını. Şimdi bak ellerin arasına. İstersen birkaç adım ellerin arasına gel. Ya da ufak bir zıplayışla. Okey. Gel. Bu biraz daha işin şeyi, pratiği. Sağ bacağı büyük. Sağ ayak, sol iç bacağı. Sol bacak aktif ve canlı olsun. Ve sol kolla, sağ kolla ileri doğru uzan ama sol bacağı canlı tut. Okey. Kal burada. Eller dizde ya da ayak bileğinde. Bakışların ayak parmaklarında. Yavaş gel ortaya. Eller kalçanın arkasında. Aç kalbi göğüs kafesinin gökyüzüne. Yavaşça ortaya. Süper. Ayakları rahat bir bağdaşa doğru al. Avuç içleri yerde. Gönder geriye doğru şınav pozuna. Süper. Önce dizler yere gelsin. Kalbi göğüs kafesinin yere doğru yaklaşır kalça havada. Ve buradan ileriye doğru süzüyor. Mükemmel. Yavaşça yere gel. Okey. Demek ki bozun. Mini kobra. Ayaklar geriye doğrusun. Ya da kobra. Yavaşça gel yere. Tak dört ayak parmaklarını. Aşağı bak kan köpeği. Bak ellerin arasına. Rahat bir oturuşa doğru bir kez daha. Ve sırt üstüne. Ne zaman sırt üstüne geldin. Bacaklar bükük kalsın. Ayak tabanları kalça hizası. Topukları biraz daha yaklaştır. Topukları biraz daha kalçaya yakın tut. Evet. Ayakların arasını biraz daha açalım. Burası artık senin zeminin. Hazır hissettiğin her iki bacağı uzat gökyüzüne. Kal önce burada. Ayak tabanını iyice aktive et. Şimdi avuç içen yere iyice bastır ki senin zemini kullan. Ve buradan ellerle yeri iterken kaldır kalçayı ve bacakları gönder geriye. Süper. Bir kez daha. Harika. Önce geriye doğru başın arkasına gönder. Acele etme. Şimdi eller böyle. Harika. Kal. Dirsekten biraz içeriye doğru al. İşte bu. Omuz duruşu. Şarvangasana. Ayak tabanını iyice aktive et. Önce topuktan uzat. Sonra ayak parmak köklerini de uzat. Evet bu. Ve inerken yavaşça başın arkasına doğru gönder ayakları. Elleri geriye doğru uzat. Eller yere. Evet. Yavaşça kalçayı düşür. Çene göğüs kafesine uzaklaşsın. Evet. Bacakları büyük. Ayak tabanları yere. Ne zaman geldi? Kal orada. Şimdi bir kez daha. Dizleri büyük. Eller. Sonra büyük sağ bacağını. Eller sağ dizde. Sol bacağı iyice uzat. Önce uzamayı topuktan bul. Sonra ayak parmak köklerini ekle. Harika. Kalçayı eğer kaldırdıysan biraz kalçayı düşür ama sol bacak uzun. Sonra omuzları yük bindirmeden sol bacağı yavaşça yere doğru yaklaş ama sol topuk neredeyse bir santim kadar havada kalsın. Mükemmel. Sol bacak gökyüzüne. Sol bacağı büyük. Sağ bacak tavana. Şimdi nefesi ekle. Nefes al uza. Nefes verirken kal burada. Süper.
Şimdi nefesler hep özgür olacaksın. Nefesi hiç tutmadan yavaşça bacağı kere doğru yakınlaşsın. Kal. Ve fark et karnı, fark et uzunluk hissini. Sağ bacak gökyüzüne bir kez daha. Sağ bacak büküyorsun. Kollar iki yana çık, aç. İki bacağı da tavana. Bacaklar bükük. Yavaş ayak tabanları yere. Bu sefer ayakları mat genişliği kadar aç. Dizleri birleştir. Dizler sağ, bakışlar sol omuzda. Şimdi getir sağ topuğunu, aynı yerde kal. Sağ topuğu getir sol dizin üstüne. Sağ topuk sol dizin üstüne, diğer topuk. Evet, bakışlar sol omuzda. Ortaya. Dizler birleşsin önce, sonra dizleri sola. Sol topuk sağ kal, sağ dizin üzerine. Bakışlar sağ omuzda. Ortaya. Ve uzatın her iki bacağı da ileriye doğru. Son dinlenme pozu şavasana için. Ayakların arasında mat genişliği kadar aç. Sağ bacak sağa doğru devrilsin. Bırak artık eforsuzca. Süper. Avuç içleri her iki yana doğru açık. Ve kapa gözlerini. En azından kapadığın gözlerini. Yeter ki hareketsizliği keşfetmeyi araştır. Bırak ağırlaşsın başını. Ve son dinlenme pozu şavasana. Ve yaptığımız onca hareketin beden üzerindeki etkisini keşfet sadece. Aldığın ve verdiğin nefeslerle. Yeter ki devrildiğin taraftaki kol sana bir yastık olsun. Sağ ya da sol kol. Ve kal orada. Şavasana'yı dengele ve destekle bu pozunla. Ve hazır hissettiğinde metin önüne gel rahat bir oturuşa doğru. En azından rahat bir oturuşu buldu. Eller kalbin önünde ve kapa gözlerini. Kapadığın anda gözlerini keşfet oturma kemiklerini. Yerle temasını. Ve bir uzunluk hissi oluşsun oturma kemiğinden başının tepesine. Ve bu uzunluğu desteklemek için önce omuzları biraz kaldır sonra geriye doğru yuvarla. Böylelikle kalp göğüs kafesi açılsın odanın önüne. Ama sırtın arkası bir o kadar açık ve uzun. Ve dersi kapatmak için tek yapacağın şey başını ellere doğru düşürmek. Ve namaste. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederim hocam. Gördüğünüz gibi yoga hareketlerimizi tamamladık. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra hocamıza yoga ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi soracağım. Hocam yoga yaparken farkındalıktan bahsettik. Evet. O an hareketleri hissetmemiz gerektiğini, zihnimizin orada olması gerektiğini. Farkındalık neden bu kadar önemli? Yaptığımız hareketlerde farkındalıktan, anda kalmaktan bahsettiğimiz en önemli nedeni günlük hayatta hep kullandığımız beden var, bu beden. Şimdi bu bedeni keşfetmek önemli. Yaptığımız hareketler bunlar için. Bu hareketlerle keşfedelim ki ortaya çıkan hisleri de görmeye başlayalım. Ve bu hislerle birlikte her ne oluyorsa bedende özellikle bir keşif alanı oluşturacak. İçsel alanda da bir yolculuk için bunlar. Yani farkındalık mümkün olduğu kadar önce gözle görülür alanda, sonrasında içsel alanda bir yolculuk için. Hı hı. Bir de farkındalığı yaşayarak hareketleri yaptığımız zaman kaslarımız daha iyi esniyor, nefesimiz en, düzeliyor yani, değil en mi? En önemlisi incinmeden ya da yaralanmadan, sakatlanmadan kurtarıyoruz kendimizi. Yani çoğunlukla sorulan şey şu, yogadan dolayı sakatlandım. Evet, eğer onu ben de soracaktım. Aynen, anda ve farkındalıkla kalırsak, yani bedenin verdiği sinyalleri dinlersek, işte bu incinme yaralanma olmayacaktır. Amacımız o. Hı-hı. Tamam mı? Yani bedendeki önceki hisleri keşfetmek, sonra bu hislerle birlikte bu yolculuğa devam etmek. Peki yogayı mesela bir sakatlık geçirmiş sporcular olabilir ya da başka bir insan, belinde bir rahatsızlığı olan biri. Yoga yaparak bunların önüne geçebilir mi? Veya o bölgeyi düzeltebilir mi? Aynen mümkün. Çünkü özellikle bizim de Cihangir Yoga'nın ders programına bakarsanız, incelerseniz özellikle yoga terapi diye belirli bir aşama için bir alan var, yoga dersi var. Özellikle bel, boyun ya da sakrum ya da boyun, sırt, omuzlar bu bölgeler üzerine çalışılıyor. Kimi sporda yaralandıysa, sakatlandıysa ya da günlük hayatında oluşan bir yaralanmadan ya da yoğunluktan dolayı. Bu derse de katılabilirsiniz. Yoga terapi dersine. Peki isteyen herkes yoga yapabilir mi? Herkes yapabilir. Bunun yaşı yok. Yaşı yok.
En erken kaç yaşında başlanabilir yani yogaya? Öğrencilerimiz var. Şöyle söyleyeyim. Birinci, ikinci sınıflarında öğrenci anne babasıyla birlikte derslerimize katılıyorlar. Hı. Tabii onların bizim bakış açımıza bakamadıkları çok normal. İster çocuklarınız varsa bu şekilde gelebilirler derslere ya da ayrı çocuk yogası ders sınıflarına da katılabilirler. Ama büyüklerin, yetişkinlerin dersine girdikleri zaman onlar birazcık bunu oyun gibi görmekte. Çünkü bizim araştırma noktamız onların zihin yapısı içerisinde değil. Evet, pek çok çeşitli yoga türü var sanırım. Büyükler için var, bu sakatlanmalar için tedavi özellikli olan var. Çocuk ve hamile yogası da var. Bunun normal yogadan farkı nedir? Kişiye göre özel olarak düzenlenmiş. Çünkü hamilelik ve çocuk nedir? Özel bir durumdur. Çünkü çocuğun bir zihnine ulaşmanız lazım. Çocuğu o anda tutmanız lazım. Hamilelikte belli. Ortada bir can taşıyorsunuz. Bedenin farklı bir yapısı, belli bir fiziksel yapısı var. Her poz, her kişiye, her anı göre değil. O yüzden hamile yogası da o kişinin ihtiyaçları dahilinde bir çalışma. Yani yine bir hareket ama o bedenin ihtiyaçları dahilinde. Dedik ki farklı tipte yogalar var. Çocuklar için, işte hamileler için veya normal yoga. Peki bu yoga hareketleri veya kombinasyonları kadın erkek için farklılık gösteriyor mu? Yok, fark etmiyor. Hemen hemen aynı hareketler mi yapılıyor? Hepsi aynı hareketler. Yani zaten bunun çıkışı çoğunda Hindistan'da erkekler üzerinde yapılırken, yani erkeklerin bir çalışması, bir pratiği olurken bunu dünyaya daha fazla yayılması için Hindistan'da ortaya çıkıyor. Yani bunu kadınlara özellikle verelim, kadınlarla birlikte dünyaya yayılsın isteniyor. Yani Avrupalıların ya da Amerikalıların yaptığı bir şey değil, tamamen Hindistan'ın bu yoga hocasının, gurunun bir fikriyle ortaya çıkan bir şey. Peki yoga yaptığımız zaman mesela fitness'ta belli başlı kas gruplarımız çalışır veya basket oynadığımızda kaslarımız uzar. Yoga hareketleri yaptığımız zaman kaslarımızda nasıl bir değişiklik oluyor? En önemli özelliği aslında yoga pozlarının bilinen esnetme. Yani çok kolay pozlar içerisinde esnersiniz ama ağırlıklı olarak çalışmalar eklemlerden öte iki kemiği birleşen kas üzerinde. Şimdi o kasları uzatmak, güçlendirmek ve esnetmek. Şimdi sadece biz esnetmeyle kalmıyoruz. Aynı zamanda onları güçlendiriyoruz. Hatırlarsın belki güneşe selam pozunda çınar pozumuz var. Şimdi o poz oldukça kuvvetli poz, güçlendirici bir poz. Yani o pozun bir esneten bir hareketi yok. Ama ayaktaki bir pozumuz vardı, savaşçı pozları. O pozlarda da hareketsiz kaldıkça izometrik olarak kasları tutuyoruz ve o şekilde hem uzatıyoruz, esnetiyoruz hem de güçlendiriyoruz. Yani hem esniyor hem de güçleniyor. Maskülen bir yapı olacaktır ama bir kası şekillendirmek, o kası daha da büyütmek için değil. Ha, ince ama belirgin var bir kas, olan kası, var olan kası ortaya çıkarmak ve onu güçlendirmek. Bir de tabii denge de veriyor vücuda. Aynen, değil mi? En önemli şeylerinden biri denge. Peki düzenli olarak yoga yaparsak hayatımızda ne gibi değişiklikler olur? Bunu mutlaka deneyimleyin. Çünkü bunu deneyimlediğin zaman kendinize göre bir soru işaretinin cevabı ortaya çıkacaktır ama ben kendim ya da tanıştığım insanlarla ya da bunu bana söyleyenler için söylüyorum. Muazzam farklılıklar ortaya çıkıyor. Ama bu farklılıklar bir şeyleri fark etmekten ortaya çıkan. Çünkü günlük hayat hep bir yoğunluk içerisinde. Siz bu yoğunlukları bir şekilde bırakmayı öğreniyorsunuz. Yani omuzunuza binen bir yük varsa eğer, işte o yükü bırakmayı öğreniyorsunuz. Onay. Yani yoga yaparak aslında sıkışmış olan vücudumuzu bir nevi tanıyoruz. Çalıştığımız şey bedendeki sıkışıklıkları uzaklaştırmak, bunun için de hareket. Sonrasında da işte sıkışan gerçek anlamda içeride ne var, içsel alan, onu keşfetmek. Gerekiyorsa o yoğunlukla kalmak, barışık kalmak ama sonra da anda kalabilmeyi araştırmak. Yani bir pişmanlıkla anda kalmayı araştırmak değil. Ne sıklıkla yoga yapmalıyız? Yoga pratiğinde aslında kökene dayanıp bakarsanız her gün yapılan bir pratik bu. Her gün. Belki de sabah ilk yaptığınız şey olabilecek bir çalışma. Ben kendim için söyleyeyim. Ben Ashtanga yoga tarzını uyguluyorum. Her sabah 7'den 9.30'a kadar bir seri üzerinde çalışmaktayım. 2.5 saat. 2.5 saat bir süre. Tabii siz eğitmezsiniz. Evet, yani benim sabah için... Mesela iş hayatı olan i̇ş biri... İş hayatı aslında o çalışmalara gelen öğrenciler var. Burada yine Cihan Gülüyor'da Fındıklı Şubesi'nde kendi işine giden ama benim gibi 2.5 saat değil de 8.30'da çıkan, 7'de gelip 8.30'da çıkan ve işine giden çok sayıda öğrencimiz var. Yani sabah ilk yaptığı bedeni açmak, uyandırmak ve hareketlerle beslenmek. Yoganın fiziksel artıları var ama aynı zamanda ruhsal artıları da var bedenimize. Mesela stresten uzaklaştırır mı yoga? Mümkün. Yani stresli bir iş yaşamınız varsa mümkün uzaklaştıracaktır. Çünkü günlük hayatta yepyeni bir şey yapmaya başlıyorsunuz. Bedenle çalışmaya başlıyorsunuz. Bedeninizi keşfetmeye başlıyorsunuz. Bu stresi uzaklaştıracaktır. Yani şöyle düşünün. Dişiniz ağrır. Dişinizin ağrıdığı bir gün nasıl olursunuz? Yani İstediğiniz kadar mutlu olmayan aşın olamazsınız. Evet. Çünkü orada bir yoğunluk var.
Benim hep sol omuzumda bir ağrı, sol omuzumda, sol kolumda, sırtımda bir ağrıyla yaşarsam ben ne kadar mutlu olabilirim? İşte bedendeki bu yoğunlukları keşfettikçe, hareketle bunları açtıkça, bir duruşu, fiziksel anlamda bir dengeyi buldukça ruhsal anlamda da bir denge gelecektir. Ama öfkeye gerekiyorsa öfke olmalı. Yani stresin kaynağı ne? O stresin kaynağını ortadan kaldırmak değil, onu kabul etmek, sonra tekrar ana geri dönmek. Anda ne varsa. Yani şu anda aldığım verdiğim nefes. Hı hı. Yani geçmişte kalmak değil ya da gelecekte daha hiç yaşamamıştı. Sadece an. Ha, yani mesela yaşadığımız sıkıntıları görmezden gelmeye çalışırız ama bu sadece anı geçirmek oluyor, evet, değil mi? Yani görmezden gelmektense onu kabul etmeli. Hı hı. O yaşandı, o yaşanmışlık kaldı. Onun önüne bir his, yani o hissi değiştirmek bir strestir. O stresi kabul etmek, pardon o hissi kabul etmek ve tamam ben bunu kabul ediyorum. Peki şimdi bir de ana bakayım. Yani şu anda ben neredeyim? Bu mekan neresi? Bu aldığım nefes? Bunu görmek önemli. Geçmişte yapsaydım, etseydim ne güzel zamanlardı demektense ya da gelecekte hiç daha yaşamamış bir yerde. Her zaman anda kalmak daha önemli. Çünkü stresin ana kaynağı ulaşılamayan yerler ya da düzeltilemeyen alanlar. Yani yoga kısaca bize farkındalık katıyor. Farkındalık, yani şu anda nasılsınız onu keşfetmek. Hı hı. Çünkü olan olay burada şu anda, anda. Peki çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim Merve Hanım. Geldiniz. Tekrar beklerim. Namaste. Gördüğünüz gibi sizlere öncelikle yoga hareketlerini gösterdik. Fakat bunları bir kombinasyonla gösterdik. Önce güneşi selamladık ve ardından yerde ve ayakta yapılan birkaç ısınma ve yoga hareketleriyle de devam ettik. Bugün sizlere bunları gösterirken Cihangir Yoga'nın İstinye Şubesi'ne geldik ve yanımda yoga eğitmeni Yiğit Zırtılıoğlu vardı. Bizlere çok güzel bilgiler verdi yoga ile ilgili, merak ettiğimiz her şeyi anlattı. Eğer farkındalıkla daha huzurlu, daha esnek, daha sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız hepinize yoga yapmanızı tavsiye ediyorum. Thank you.